Annemin uçağa binip binemeyeceği kesinleşmedi hala. Her an uçağın kapısından geri dönebilirim. Buradan size bir uyarı yapmış olayım. Yurt dışına gidecek olanlarınız varsa lütfen check-in yapmadan havalarına gelmeyin. Çünkü şey dediler, %10 fazla bilet satıyorlarmış. Anneminki de öyle. Evet, hayır. Yani biniş kartı veremediler. Verdiler mi? Biniş kartı verdi. Ama garanti veremiyor. Ama garanti veremiyor. Dikkat edin önceden, yani. Önceden check-in yapanları öncelik tanıyorlarmış uçağa binmek için. Bekliyoruz. Şimdi bir kahve içeriz sonra. İnşallah bineriz yani. Bineriz yani. Bineriz zaten. Bineriz ya. Evet. Pozitif düşünelim. Pozitif düşünelim. Pozitif şeyler olsun. Neyse. Hadi bakalım. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Selam arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz Dubai'de. Cilt bakımımızı yapalım dedik beraber. Evet. Şimdi anne sen neyle başladı? Hyaluronik asit. Ben de probiyotik ve seramit içerik gibi misle başlayacağım. Bu markadan denediğim bir tane ürün vardı. The Lab markası. Kreminden memnun kalmıştım. Bu seriyi de deneyeceğim. Çünkü içerikleri çok ilgimi çekti. Bir de parfümsüz, esansiyel yağsız bir seri. O yüzden bunu merak ediyorum açıkçası. Bunu çok anlatmıştım size. Çok anlattım, onun için aldım ben de zaten. Bir de uygun fiyatlı buldum onu. Evet, İndirimdeydi. Evet. Şimdi bir de doğa kozmetiğin ginseng serumunu uygulayacağım arkadaşlar. Sabahları iyi bir antioksidan uygulamak istiyorum. Bunun içerisinde ginseng özü var arkadaşlar. Panax ginseng özü hatta. Böyle cilde verdiği etkiyi anlatmam çok zor. Çünkü antioksidan serumlarının etkisi öyle hemen anlaşılmıyor. Böyle hafif bir sıkılaştırma etkisi var diyebilirim. Ama ben daha çok güneş kreminin altına hani antioksidan etkisi yüksek bir ürün kullanmayı sevdiğim için kullanıyorum. Bu da uygun fiyatlı bir alternatif olduğu için açıkçası hoşuma gitti. İçerik listesi çok güzel bu arada. Parfümsüz, esansiyel, yağsız ve ginseng dışında bir sürü farklı antioksidan özellikle içerikte var. Yeşil çay gibi mesela. Pantenol var, aloe vera suyu var, beta glukan, fermente içerikler. Çok çok beğendiğim bir ürün. Yani bu fiyata bulabileceğiniz, piyasada bulabileceğiniz en iyi ürünlerden biri olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Paketin dışında da üretim tarihi falan her şey yazıyor. Anne bu da aklında olsun. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Çok uygun bir fiyatı var. Tamam. Üretici firma oldukları için çok iyi. Çok böyle yapış yapış bir hissi de yok. Onu sevdim açıkçası. Pardon, kremlerim içeride kalmış. Tamam. Ben devam edeyim. Bu EPEC-THC'nin göz serumunu kullanacağım şimdi. Bunun içerisinde kafein var arkadaşlar. Bir de peptidler var. Üstralarda üstelik. Yani iki çeşit peptid görüyorum içerisinde. Göz çevresini aydınlatacak içerikler de var içerisinde. Niacinamid gibi, meyan kökü ekstraktı gibi. Bir de haloksil denen bir patentli içerik var aslında. O da şuna iyi geliyor. Bir saniye şurayı. B tipi morluklar dediğimiz gözün içindeki morluklara iyi geliyor. Şu bölgede oluşan ha, böyle morluk, sarı, mavi, mor renkte damasal morluklar var ya. Bunlar onlara iyi geliyor. Yani özellikle o içerikli ürünlere bakabilirsiniz. Bu da çok güzel bir örnek. Farkındaysanız çok ince bir yapısı var. Özellikle sabah kullanmak için çok uygun. Kafein de o gözün altındaki şişlikleri indirmeye çok güzel yardımcı oluyor. Ben özellikle sabahları kafeinli ve peptidli göz kremlerini, göz serumlarını tercih ediyorum. Bu çok çok iyi bir seçenek oldu benim için. Ondan ben de kullanayım o zaman. Mavilikler ciddi anlamda azaldı. Bir aydınlık görüntü var. Sende yoktu ki öyle bir şey var mıydı? Vardı ya, şu iç kısımda kısım var. Onlar yaşlandıkça oluyor normalde. Yok işte şu iç kısımda var, gençlerde de şu oluyor anne. Şimdi bir de krem kullanacağım çünkü gün içinde çok kuruyor cildim. Neden bilmiyorum. Hava sıcak. Klimada ortamdayız çok fazla. Evet, ondan herhalde. O yüzden bir krem de kullanacağım arkadaşlar. Mariderm'in anti bilemiş Skin Brightening kremini yanımda getirdim. Çünkü 200 ml
hem yüze hem vücuda kullanabiliyorum. Banyo sonrası vücuduma da kullanırım diye düşündüm. Bunun içerik listesi inanılmaz iyi. Zaten nemlendirici dosyasında da yer vermiştim, hatırlarsınız. İçerisinde %5 niasinamid var bunun. O yüzden altına süreceğiniz ürünlere çok dikkat etmeniz lazım. Ne bileyim, arbutinli, yoğun niasinamid içeren bir krem uygulamayın. Çünkü bunun içerisindeki aktifler gerçekten çok yoğun. İkisini beraber uygularsanız hani cildiniz irite olabilir diye söylüyorum. O tarz eleştiriler gelmiş de ürünle alakalı. Bunu daha hani buna uyumlu bir ürünle uygulamaya çalışın. Mesela ginseng serum iyi bir alternatif veya işte hyaluronik asit serum olabilir, atıyorum. Hani daha nazik ürünlerle birleştirmeye çalışın bunu. Niasinamid var ikinci sırada. Meyakökü exacti de içeriyor üst sıralarda. Shea yağı var, allantoin var. Bu da cildi sakinleştirmeye yardımcı olur. Pantenol bulunuyor. Alfa arbutin var. Bu da renk eşitliği sağlamaya yardımcı oluyor. Benim de şu anda bir iki tane sivilce izim var. Onları da birleştirmeye yardımcı olacaktır. Bunun içerisinde 3 çeşit peptid var. Bir de bir sürü farklı doğal nemlendirici faktörler var bunun içerisinde. Dolayısıyla cilt bariyerini desteklemeye de yardımcı oluyor. Ya bir sürü şey birden yapıyor gördüğünüz gibi. Ve parfüm yok, esansiyel yağ yok. O yüzden bunu tercih ediyorum. Seyahatte de nemlendirici olarak sadece bunu getirdim yanımda. Çünkü yani niye iki farklı nemlendirici getireyim? Aynen, yani hem yüze aynen, hem vücuda. Ben de bitmekte olanı getirdim, bir tersi atarım diye. Bu arada bana şans dileyin. Morcuk gibi çıkabilirim bunda. Anneme bir tane güneş kremi verdim. Şimdi ben de süreceğim. Rengi bana koyu geldiği ya, için anneme verdim. Baksana renge bak. Aa, üstüne makyaj yapmana gerek kalmayacak galiba. Bunu anneme verdim. Bu dark tinted olduğu için bana uymaz diye düşündüm açıkçası. Ya, bu yazın nasıl? Şahane, ben size söyleyeyim. Senin yani yaz rengine daha uygun evet, olur. Evet. Şu anda çok mu kötü? Çok koyu mu? Hayır hayır, şu an kötü değil. Biraz pudralaman gerekir çok ama. Çok iğrenç miyim? Hayır. Şimdi şöyle anlatayım kısaca. Bende 3 tane ürün var elimde. Dediğim gibi bir tanesini anneme verdim. Bunun rengi bana çok koyu geldiği için. Bana bile. Bunların içerisinde sadece renkli pigmentler var. Hani bu içindeki rengi veren. Ama içindeki filtreler falan çok benziyor. Yani yapı olarak nasıl bu mesela? Nemli bitişli mi? Biraz nemli, evet. Hı, nemli tamam. Bitişli. Şimdi şöyle 2 tane daha ürün var. Bunlar renksiz olan ürünler. Bir fluid sunscreen, bir de dry touch sunscreen. Ben bugün dry touch uygulayacağım. Bu daha mat bitişli olduğu için, havada sıcak olduğu için ben bunu uygulayacağım. İki ürün de arkadaşlar hibrit filtreli diyebilirim. Yani hem kimyasal hem mineral filtreli içeriyor. Mineral filtre olarak çinko olması benim hoşuma gitti. Hani koruma gücünü arttırmak adına. İçerik listeleri de hemen arkasında yazıyor. Hem eski nesil kimyasal filtre var, hem de yeni nesil kimyasal filtre var kullanmışlar. Koruyuculuğu iyi olacaktır diye tahmin ediyorum o yüzden. Alman patentli filtreler var, öyle diyeyim. Bir de içerisine hani yine güzel antioksidanları da eklemişler. İşte niasinamid gibi veya klorella tozu, düşük moleküler boyutta hyaluronik asit, yeşil çay özü, nar özü falan gibi çok çok güzel içerikler var. Dediğim gibi bu dry touch olan daha mat bitişli. Fluid olan da daha nemli bitişli. İkisini de denedim. Şu an hava burada 30 derece olduğu için ben bunu uygulamayı tercih edeceğim. Ama atıyorum İstanbul'da olsaydım fluid olanı tercih edebilirdim. O yüzden böyle hani havaya göre dönüşümünü kullanıyorum diyelim. Bunun içerisinde bir de dry touch olanın içerisinde bir de çay ağacı yağı var. Benim sivilceleme çok iyi geliyor. Bütün gün maske altında kaldığım için de o sivilce oluşumunu da bir nebze engellemeye yardımcı oluyor diyelim. Bir tık beyazlık bırakıyor gibi sanki, gördüğünüz gibi. Şu anda ışıkta biraz patlıyor. Gün ışığında da göstereyim size nasıl durduğunu. Ama oturuyor bu. Yani 15 dakika sonra bu kadar beyaz durmuyor. Birazcık daha emiliyor cilt tarafından. Mat bir bitişi var diyebilirim. O yüzden sevdim. Kahve ve yağlı ciltlere daha uygun olur gibi geldi. Kuru ciltliyseniz fluid olana bakabilirsiniz. Kahve ciltlerle bakabilir buna bu arada. Ama yağlı ciltliyseniz hani direkt olarak dry touch onun seçin. Şöyle bir içeriye de götüreyim de hani burada ben çok beyaz çıkıyorum. Sen anne aramadaki renk farkı niye böyle oldu? Ben arada evet oldum. Hintli annenin beyaz kızı vaziyetinde. Ya şu tatlılığa bakın ya. Honey. İsmi Honey. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bebekleri olacak Honey'nin. Merakla bekliyoruz ne zaman doğacak diye. İnşallah biz bu nekan doğursun Honey. Gördüğünüz gibi gün ışığında daha iyi gözüküyor. Ben bir 15 dakika sonra da göstereyim makyaj öncesi. Hani ne kadar cilde oturduğunu da görürsünüz. Bu arada aklıma gelmişken şey de söyleyeyim. Bu sivilceleri geçirmek için de bu arada deli gibi sivilcem çıktı son 2 günde.
uçaktan inince yüzüm sivilce basmıştı maske takmaktan dolayı. Akşam sivilce bakımı yapmak adına bir de Effective Chain'in bu azaleik asitli kremini getirdim yanıma. İnanılmaz iyi geldi gerçekten. Özellikle sivilceleri söndürme konusunda çok başarılı. Çünkü bunun içerisinde %10 azaleik asit var. %4 niasinamid var. %1 de salisilik asit var. Dolayısıyla direkt olarak sivilce bakımı gibi düşünebilirsiniz bunu. İyi ki bunu getirmişim yanıma. Retinol kullanmadığım günlerde bunu kullanıyorum. Hani haftada 3 gün bunu kullanıyorum. Haftada 4 günde retinol kullanıyorum gibi düşünebilirsiniz. Özellikle bu ara çok sivilcem çıktığı için maske takmak sebebiyle yani. Böyle bunu da eklemiş olayım. Eğer azaleik asit ürünü arıyorsanız bu ürün de iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. İçerisinde salisilik asit de olduğu için güzel bir sivilce bakımı yapıyor. Evet, giyinip geri geldim. Şöyle cildimdeki duruşunu da göstereyim size. Yani çok böyle katman bırakmıyor cilde, emiliyor ve topaklanmıyor. Birkaç kere denedim. Birkaç farklı ürünle denedim. Topaklanmadı. Şimdilik iyi anlaştık gibi gözüküyor bu ürünle. Bu arada Etude House bana şöyle paletlerini göndermiş. Şöyle allıkları ve rujları da var. Deneriz bugün diye düşünüyorum. Buraları biraz hızlı geçerim. Bu güneş kremi bu arada biraz pürüzsüzleştirici bir etkisi var. Onu söyleyebilirim. Yani çinko oksitten mi kaynaklı bilmiyorum ama cildin üzerinde böyle bir pürüzsüzleştirici doku oluşturuyor. Yani yaz için böyle çok fazla makyaj yapmak istemediğiniz günlerde uygun bir ürün olur. Mesela üzerine çok fazla fondöten falan sürmek istemedim şu an mesela. Bir de maske altında olacağım için zaten çok ağır bir şey yapmama gerek yok. Evet, şimdi dışarı çıkacağız. Annem de burada. Yürüyerek gideceğiz değil mi? Evet, yürüyerek gideceğiz. Sizi birazcık bazı dükkanlara götürelim istedik çünkü Dubai Mall gerçekten çok büyük. 3 günde falan tam anlamıyla gezebiliyorsunuz o kadar büyük bir yer. Bugün de işte Sephora'ya falan gideriz diye düşündüm. Dün giremedik çünkü oraya kadar gelememiştik yani. Burada, buradaki Sephora'da Türkiye'de olmayan birkaç marka var. Onlara bakmak istiyorum. Bir de Charlotte Tilbury'nin kendi mağazası var. Oraya da götüreceğim sizi. Birkaç, yani biraz alışveriş yaparız diye düşünüyorum bugün. Böyle. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Evet, çok pahalı her çok şey. Çok pahalı. Her şey çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Ayakkabılarımı dökeyip çıkalım. Hava gerçekten çok güzel bu arada. Şahane. Burada böyle bir hava bulmak çok zor yani. Evet. Ya ilkbaharda ya sonbaharda geleceksin. Ya da kışın. Ya da kışın aslında. Kışın da bayağı güzel olacak. Bundan sonra çekilmez burası. Aynen. I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the squad here to play and I've got something to say yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make
I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Şu güzelliğe bakın ya, şu tatlışlığa bakın Allah aşkına. Böyle gözler gördünüz mü? Hiç böyle göz gördünüz mü? Bak bana bakayım, hani? 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 Senin çok mu güzel gözlerin var? Çok mu güzel gözlerin var senin? Çok güzel bir çocuksun sen. Oy, 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 oy. Annem, annem. Bu nasıl bir tatlılık arkadaşlar, deliriyorum. Gerçekten deliriyorum. İnşallah güzel bir doğum yaparsın. Sağlıklı. Bütün bebeklerini kucağına alırsın. Hı? Ha, tamam, rahatsız ettim. Pardon. Pardon. Haliyle de tanıştırayım size. Hali de burada yatıyor. Sphinx gibisin maşallah. Oğlum, Allah Allah. Hani, hani sen de çok tatlısın. Hani kaçtı. Doğum yerini hazırlamışlar buraya. Şimdi restoranı görmeye geldik. Yakında açılıyor. Burası abimin eseri bu arada. Abi, heyecanlı mısın? Heyecanlıyız, açıyoruz. Evet. Abi bayağı inşaat vaziyette ama. He? Bayağı inşaat vaziyette hala. Aynen, tabii canım da abi, tabii. Bitecek işte, son düzlük. Bitecek diyor ama bilmiyorum. Biz gitmeden herhalde büyük ölçüde bitmiş olur. Tekrar çekerim. Çok heyecanlı. Bir 15 günde toparlanmış olur mu? Olacak. Olacak. Tamam, en son bir kez daha gelirim lütfen. Siz gitmeden yemek yedirmek amacım size tamam. Orada. Antropolojiye yani 100 yıldır falan, en son Londra'da gitmiştim galiba. Yok, Amerika'da gitmiştim, Amerika'da en son. Gitmiştim. Buraya bir bakacağız şimdi.
Bu nasıl bir güzel bir çocuk ya. Nasıl güzel bir çocuk ya. Bebekler. Bebekler, bu da bebekler. Acaba tutsam. Gurulduyor, gurulduyor. Acaba hisseder miyim bebeklerini? Kıpırdadıklarını hisseder miyiz? Ay inanamıyorum. Gurulduyor ve sakin duruyor. Ya kıyamam. Alıştı bak bize, alıştı hemen. Senin canını severim. Senin canını severim. Oytun. Oytun alıştı bak. Gurulduyor kalbim. Gurulda da ya. Çok tatlı. Al bak bundan ye. Nasıl yanmışsın? Suyu var ama suyu da için yalan mı? Kötü koyduk burası. Evet. Şey. Çisa bundan yer misin lütfen? Allah seni nasıl biliyor söylüyor musun? Allah'ın güzelliğini seviyorum.